hakkımız. Bu çok kolay. Arzu, istek ve çalışmakla olur. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli misafirlerimiz, Balkanlardan gelen saygıdeğer belediye başkanlarımız, ev sahipliği yapan kıymetli belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, Balkan masamızın kıymetli sorumluları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan son derece memnunum. Bu yıl İstiklal Marşımızın 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Ata Dede Yurdu İpek'in kıymetli belediye başkanını da aramızda görmekten son derece mutluyuz. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gagavuz Yerim, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan'dan buraya gelerek veya pandemi dolayısıyla toplantımıza çevrim içi katılım sağlayan tüm belediye başkanlarımıza en içten dileklerimizi sunuyoruz ve hepsine hoş geldin diyoruz. Balkanlar ve Rumeli Türkiye için uzak diyarlar değil. Bunu sadece coğrafi yakınlığı kastederek söylemiyorum. Balkanlar ve Rumeli ile güçlü tarihsel ve gönül bağlarımız var. Bugün ülkemiz nüfusunun 30 milyonu Balkan kökenli. Ve yine Balkanlarda 10 milyonu aşkın soydaş ve akraba topluluğumuz yaşıyor. Balkan kökenli yurttaşlarımızın ülkemize kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla göç edilen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ilişkilerimiz var. Elbette bundan son derece memnunuz. Sevgili dostlarım, bir çalışmanın başarısı, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve işbirliği imkanları üretmekle mümkündür. Balkan masasında görev yapan, sorumluluk alan arkadaşlarımızın gayretlerini görüyoruz. Son 3 ayda Ankara'da, Samsun Atakum'da, İzmir Bornova'da gerçekleştirdikleri çalışmaların 4.'sünü bugün Trakya'da yapıyorlar. Burada yapılan Çalıştay, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Tüm Trakya'yı kapsayan bu Çalıştay'a yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlardaki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek işbirlikleri ele alınacak. Yerel yönetimlerimiz karşılıklı olarak birikim ve deneyimlerini paylaşacak. Buradan güzel kararlar çıkacağına eminim. Kısa süre sonra da bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz. Sayın başkanlar, her türlü taassuptan uzak, ahbap çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir. Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan kaynakları israf etmeyerek insana dokunan kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Balkanlara yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden milli vasfın muhafazası önemlidir. Burada da belediye başkanlarımıza
büyük görevler düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. En büyük dileğim bu. Her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından bir kardeş belediyesi olsun. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan masasına da büyük görevler düşüyor. Bunun eş güdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlara ulaşmalıyız. Bunları yaparken Balkanlardan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyledir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimizdir. Ben bu düşüncelerle sözlerimi tamamlıyor, Çalıştay'ın hayırlı olmasını umuyor, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Gelen bütün konuklara yürekten teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca gittiğiniz bölgelere, kendi illerinize, mekanlarınıza, beldelerinize gittiğinizde de bizim selamlarımızı, saygılarımızı halklarınıza ilettiğiniz takdirde son derece mutlu olacağız. Bütün soydaşlarımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı Tekirdağ'dan gönderiyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkürler Genel Başkanım. Sizi biraz daha misafir edeceğiz. Bulgaristanlı Mineralli Bani Belediye Başkanı Mümin İskender misafirler adına hediyeleri tatmin etmek üzere sahneye davet etmek istiyorum. Teşekkür ederiz.